Eyüp. Asıl sana Eyüp be. Çık odamdan. Odam mı? Bana pek öyle gelmedi. Ne numaralar çeviriyorsun Laz kızı? Utandın mı plaza kalası? Hı? Belli ki bir hata olmuş. Hı hı. İmalat hatası. Senin de pijaman çok komik. Rezervasyonunuz bu şekilde yapılmış. Aras Teknoloji tarafından. Kolay gelsin. Ulan Deniz. Neyse. Başka bir oda daha verin de hallolsun. Bakalım. Maalesef hiç boş yerimiz yok. Nasıl yok? Yani hepsi dolu. Federallerle birleşip bu planı yaptıysan etrafta da başka otel olmadığını biliyorsundur. Öyle mi canım? Vallahi ben etrafta başka otel olmadığını bilmiyordum. Ama sen bildiğine göre belki de sen sizin federallerle birleşip plan yapmışsındır ha? Ne plan yapacağım be? Senden kurtulmak için seni kovan benim. Yemeyip içmeyip sabahına plan mı yapacağım? Beni böyle tavlayamazsın. Artık bu planlarından vazgeç. Aa! Şirkette tavlayamıyorum, bir de böyle deneyim diye plan yaptım. Hatta dedim ki kendi kendime, bu adamı daha başta bir otel odasına kapat dedim. Böyle bir güzel üstüne de kapıyı kilitle, hatta böyle yatağa yatır, kollarını böyle bağla da. Devam et Defne. Çarpırım ha. Eyüp, hayallerime de mi karışıyorsun artık? Doğru dürüst hayaller kurmazsam karışırım. Niye? Sen benimle ilgili doğru dürüst hayaller mi kuruyorsun? Muhallebicide falan mı geçiyor hayallerin? Ben seninle ilgili hayaller kurmuyorum. Niye? Çünkü senin gibi sapık değilim. Yoo. Sen sadece yalancısın. Ayrıca o sırada ben öyle hayaller kurmuyordum. Bir şey hatırlamıştım. Ne hatırlamıştın?
Hani dedin ya. Dedim ki kendi kendime adamı bir dağ başında bir otele kapat Defne. İşte tanıştığımız gün aynen böyle bir cümle kurmuştun. Ben de senin ismini öğrenmiştim. Deniz Arasıcı mı o mini elbiseyi giydin? Öyle mi etkileyeceksin onu? Hı hı. Evet. Uzun elbiseyle tavlayamıyorum da kendisini. Bir de böyle deneyeyim dedim. Dedim ki kendi kendime mini elbise giy Defne. Böylelikle Deniz Arasıcı'yı görür görmez evlenme teklif eder. O da olmasa bir otopark safına sana hakaret etme imkanı tanımış olursun derim. Aman ne güzel çattık ha. Hödük odun saygısı sersem şirket ayısı. Defne. Ne? Nefes al. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Kendin söyledin. Dedim ki kendi kendime, mini elbise giy Defne dedim. Her kelimesini hatırlıyorsun ha? Sen bu kadar çok konuşunca her kelimesini hatırlamak biraz zor oluyor tabii. Ha ha. Ama ismini öğrendiğim anı hatırlıyorum tabii. Yatağımdan kalkar mısın? Nereden senin yatağını duymuş? Bir yerde bir yatak, bir erkek ve bir kadın varsa yatak kadınındır. Allah Allah. Ben bir yatak, bir erkek, bir kadınla ilgili başka şeyler biliyorum. Ay! Terbiyesizleşme de kalk şuradan. Vay be. Ne oldu? Bir zamanlar birlikte uyurduk biz. Ben sana bir şeyler anlatırken uyuyakalıyordum. Hadi şimdi de sen bir şeyler anlat ha. Ne anlatayım? Mesela neler yaptın son birlikte uyuşumuzdan beri onu anlat. Gece yarısı uyanıp boş gözlerle tavanı izlemenin nesini anlatayım? İsmimi öğrendiğine pişman mısın? Değilim. Ama unutacağım
Ve her şey yoluna girecek. Ne dinliyorsun? Hı? Ne dinliyorsun dedim. Şarkı. Hangisi? Ama kim oldun, kim olmadın, yaşadıkça doğar içine. Kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Ben üzülürüm, sonra düzelirim. Kim bilir, kapı çalar gelir, aşk bırakmaz elimi. Yaşlanırız belki, umut değil mi? Ne ki yaşamak? Her şey yolunda. Bakma, her şey yolunda. Odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda mı gerçekten? Evet. Yolunda tabii. Sence değil mi? Bu kadar güzel olmayaydı ya. Yalın. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yaptığımı biliyorum. Thank you.
Bana bir daha çalsana şunu. Bir kere daha mı çalayım? Bin defa daha çalayım sen. İkimiz de her şeyin yolunda olduğuna inanana kadar çalayım yani. Aynen. Gün döner, iyi gelir zaman. Kim oldun, kim olmadın? Yaşadıkça doğar içine. Kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda, kalbim odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Her şey yolunda, ben üzülürüm sonra düzelirim. Kim bilir kapı çalar gelir, aşk bırakmaz elimi. Yaşlanırız belki, umut değil mi? Ne ki yaşamak, her şey yolunda. Bakma, her şey yolunda. Odada, ben orada yanında, yakma ışıkları böyle daha iyi. Vallahi yarını bulurmuş ekibin analizi bitirmesi. Siz bugün de burada geçirip yarın sabah imzalarız sözleşmeyi. Ben bugün gitsem diyorum. Siz nasıl sayalım beyle halledersiniz ha? Olmaz. Sana soracağımız şeyler de var. Hem Yalın idareyle bu akşamüstü toplantı yaparken teknik ekibinde senden öğreneceği şeyler olur yani kızım. Hı hı. Madem öyle, hadi siz boş durmayın, çıkın biraz gezin dolaşın. Yok, ben biraz çalışacağım. Ben dolaşırım, sonra görüşürüz. Saçmalama, buraları bilmiyorsun. Gitsene kızım peşinden. Bundan beni öğreteceğim. Yok ya, yine beni delirtecek. İyi, sen bilirsin. Ama ben kızı tek yollayamam. Erkan, gel buraya. Buyurun abi. Oğlum, Defne Hanım kızım dışarı çıktı dolaşmaya. Tek kalmasın. Sen de eşlik et ona. Zevkle. Bisikletle dolaşırız hatta. Bisikletle mi dolaşırız dedi o? Zevkle falan. Bana da bisiklet dedi gibi geliyor sanki ama. Yuh, daha neler. Olan olmuş evlat. Ben de aşk perisi mi oldum ne ya? Eros Bey.
Ne yapıyor bu? Sırıtıyor mu şimdi bu Allah'ın yerine? Böyle mi gidebiliyorum? Sırıt sen, sırıt. Erkan, uza birader. Ama Erol Bey dedi ki... Erkan, uza dedim. Erkancığım, patronum kızdırmaya gelmez. Yardımların için sağ ol. Gerisini ben hallederim. Erkancığım ha? Ay Yalın, dur sana, ben ne yapıyorsun? Bisiklete binmeyecek miydin sen? Ay bineceğim de. İyi işte, ben de seni bisiklete bindiriyorum. Ya Yalın! Defne, bak zaten cinlerim tepemde, sus ve bin güzelim, hadi. Kalas. Evet, kalasım. Bir itirazım var. Aman olsa ne olacak, sanki yontulacağım da. Sür hadi, sür. Peki, çekil. Asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.